Evet, sevgili dostlar. Herkese selam. Bu yıl videolarımla alakalı biraz daha tamamen tür tanımı üzerinde yoğunlaşmayı yani beraberce Türkiye'deki bulabildiğimiz tüm mantarlar üzerinde bilimsel isminden faydalarına kadar bilebildiğimiz kadarıyla tanıtım yapmayı planlıyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalımdaki amacım faydalı olabilmekti. Önümüzde çok iş var. Çok fazla sayıda mantar var. Bu yıl böyle kısa kısa videolarla elimden geldiği kadar tam anlamıyla bulduğumuz her mantarı tanımaya çalışacağız beraberce. Bu yıl bu tarih itibariyle aslında benim şu anda mor bacak topluyor olmam gerekiyordu. Lepista personata ama geç yağan bir karla alakalı gideceğim mantar sahamda şu anda 30-40 santim kar var. Dolayısıyla ertelemiş olduk. Ben de yine her zamanki bu köyde bulunduğum ormana bir tur atayım istedim. Evet, bugünkü mantarımız aslında cıvık mantar deniliyor ama bu bir cıvık mantar değil. Sadece şekli itibariyle cıvık mantar. Jelimsi mantar diyebiliriz. Mantarımızın bilimsel ismi Exidia grandulosa. Bu yıl elimden geldiği kadarıyla bu bilimsel isimlerin manalarıyla alakalı da bilgi vermeye çalışacağım. Exidia cins ismi sızan, cıvık olan şey anlamını taşıyor. Grandulosa da bezle alakalı bir şey. Bezle sağlanan, bezlenen gibi anlamlar taşıyor. Bu mantar biraz belki orijinal formundan dışarı kaymış gibi, sanki böyle hani yaşlanmış gibi. Bu bir cıvık mantar değil, yani cıvık değil. Biliyorsunuz cıvık organizmalar aslında mantar değiller ama buna genelde cıvık mantar deniliyor. Fakat Exidia bir bazidyumlu mantar. Yani bildiğimiz kültür mantarıyla akraba, fungiye bağlı. Bu Aulicularia, Aulicularia judae diye bir ağaç kulağı mantarımız var. Daha çok bilinen. Onun kardeşlerinden biri aynı ailede bir mantar. Ben bunun geçen yıl daha iyi örneklerini bulmuştum. Bu yıl elimden geldiği kadar tadına da bakacağım. Yine bakacağım sizler için. Bu mantar zehirli değil. Yenen de bir mantar değil ama zararsız olduğu için böyle tadına bakacağım. Gördüğünüz gibi oldukça esnek, jelatimsi, jelibon gibi bir mantar. Daha çok yazılandan çok bana ne hissettirdiği ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Mantarda yağımsı, hafif mantari, çayır mantarını çiğ yediğimizde aldığımız o hafif lezzete yakın. Biraz yağlı, sanki yağ yiyormuşuz gibi. Aynı zamanda bildiğimiz jelibonu çiğnediğimizdeki veya ağızda böyle bir iki dakika tuttuktan sonraki yumuşaklıktaki yumuşaklığa varan halindeki gibi bir hali var. Böyle esnek, gördüğünüz gibi titrek bir mantar. Dediğim gibi zehirli değil. Exidia grandulosa. Instagram'da çektiğim fotoğrafların altına tüm detay bilgilerini vereceğim. Yani taksonomik sıralamasını, takımını, ailesini, bölümünü. Burada sadece böyle bilimsel ismini ve bilimsel isminin manasını bir de olabilecek şeklinden bahsediyorum.
Bu daha çok bu ilkbaharda başlıyor. Genelde sert ağaçlar. Bu ağacı bilmiyorum tam olarak ne olduğunu ama bu geniş yapraklı ağaçlardan bir tanesi. Ormanda öyle zaten. Böyle kesilmiş köklerinde, hatta bazen dallarında olabiliyor. Dediğim gibi bazidyumlu bir mantar. Yani orijinal bir mantar aslında ama sapı yok, şapkası yok, lamelleri yok. Böyle oynak, cıvık bir mantar. Bu 2021 yılının ilk detaylı tanıtım mantarım olmuş olsun. Biraz daha dolaşacağım. Daha güzel örnekler olursa onlarla alakalı da en azından kısa kısa videolar ekleyeceğim. Evet. Eksi diye muhteşem bir örnek buldum. Işık yansımasıyla alakalı zorlanıyoruz belki. Şöyle çok iyi. Bakın görüyorsunuz. Güzel örnekler. Böyle. Tüm dalı sarmış. Hatta şöyle arkasına doğru gidelim. Gördüğünüz gibi. Geçen yıl burada büyük ağaçta kocamanlarını bulmuştuk. O zaman böyle iri iri tatlarına da bakmıştık. Bu el ellemeyeceğim. Çünkü biraz önce tadına da baktık. Hoş bir mata. Şöyle bir koklayacağım onu. Koku alamadım. Almamız da gayet zor olacak muhtemelen. Bakın şu örneği görüyorsunuz. Şu şekilde. Jelimsi bir mantar. Onu kendi haline bırakacağım. Bu ucu olmayan görüyorsunuz. Dalı. Doğaya kazandırmasını bekleyeceğiz. Bunlar güzel ayrıştırıcılar. Bu ağaçtaki besin bitene kadar bunda artık kaç yıl sürer bu bilemiyorum. Böyle olmaya devam edecek. Ağaç artık tamamen tüm özütü, tüm besini bittiğinde bunda artık mantar çıkmayacak. Geri dönüşüm hizmetleri olarak devam eden muhteşem canlılar. Şöyle görüyorsunuz. Biraz önce aşağıda küçük bir örneğini tanıttım. Eksi diye randılı olsa. Yine söylüyorum. Bu bir cıvık organizma değil. Cıvıkımsı, jelimsi, net mantardır. Tabii şapkalı, lamelli olmasa da net mantardır. Fungiye bağlı. Belki bazidyumlu Askustu nedir diye soranlar olur. Bunlar üreme ile alakalı. İçten sporlu ve dıştan sporlular olarak mantar alemindeki 5 ana gruptan ikisidir. Bizi de en çok bunlar ilgilendiriyor, mantar avcılarını. Ama bu gerçekten çok hoşmuş ya. Bir haftadır iş seyahati ile alakalı yolculuktaydım. Bugün günlerden pazar. Erkenden kalkıp ormana attık kendimizi. Birikmiş olan tüm stresi burada bu muhteşem canlılarla atmaya çalışıyoruz. Bunların iyi ayrıştırıcılık özelliği dışında insandaki birikmiş stresi alma özellikleri de var. Bu benim fikrim tabii. Tamamen bütün negatif enerjiyi birikmiş negatifliği üzerimizden alıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar.